Akatça bir kelime olan afek, su kaynağı veya dere yatağı anlamına gelmekte. Telefek bölgesinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan bulgular, bölgenin bronz çağından başlayarak Osmanlılara kadar 5000 yıl boyunca aralıksız birçok farklı medeniyete ev sahipliği yaptığını göstermekte. Mısır'dan başlayarak Mezopotamya ve Anadolu'ya kadar uzanan Kadim Via Maris ticaret yolu üzerinde kurulan telafek, dağlar ve bataklıklar arasından en elverişli geçiş yolunu sunduğu için tarih boyunca stratejik bir nokta teşkil etmiş. Tarihte bu bölgede kurulan kuşkusuz en önemli ve zengin şehir, bugün dahi kalıntıları bulunan Herod'un babası 2. Antipater'e ithaf ettiği Antipatris şehriymiş. Bronz çağından başlayarak inşa edilen Afek surları ve çevresinde sırasıyla Kadim Kenanlılar, Mısırlılar, Yahuşua Krallığı, Asurlar, Persler, Helenler, Romalılar, Bizanslılar, Haçlılar ve Osmanlılar hüküm sürmüşler. Osmanlılar döneminde Tel Afe'ye Pınarbaşı anlamına gelen Ras al Ayn adı verilmiş. Bu konuda not düşmek gerekirse, Tel Afek Milli Parkı'nın bugün bağlı olduğu şehir, İbranice aynı anlama gelen Roşayin'dir. ...1920-1948 yılları arasında ise İngiliz mandası burayı su pompalama istasyonu olarak kullanmış. İsrail'in en önemli milli parklarından biri olan Tel Afek, tarihi kalıntıları, harika doğası, yürüyüş ve bisiklet parkurları, piknik alanları ile 7'den 70'e herkese tavsiye edilen bir yer. Tel Aviv'e sadece 24 kilometre mesafede yer alan parkta rahatlıkla 2-2,5 saatlik yürüyüşler yapabilir ya da piknik yaparak tüm gününüzü geçirebilirsiniz. Parka giriş ücreti yetişkinler için 28 şekel, çocuklar için ise 14 şekel. Gerekli tüm bilgileri Milli Parklar web sitesinden öğrenebilirsiniz.